Herkese merhaba. Editör masasına hoş geldiniz. Ee, her zaman Tarık Bey'in açılışıyla programa başlıyorduk. Bugün bir değişiklik var ama çok değerli ve anlamlı bir sebepten ötürü bir değişiklik var. Tarık Bey Strasbourg'da 3. Adalet Yürüyüşü'ne katıldı. Londra'dan gitti. Tarık Bey önce sizden izlenmeler alacağız. Çünkü çok yoğun gündem var. Senatest davası açıklandı. Mecliste tokalaşmalar, ayağa kalkmalar İsrail derken ama önce belki de bütün bu Türkiye'deki sorunların temel sebebi olan adalet, kanun devleti olmayışı ile alakalı bir eylem vardı. Ben yayınlarda sizi dinlerken dediniz ki Frankfurt'tan Strasbourg'a girerken bulutlar dağıldı. Türkiye'de de bulutların dağılması evet. için adalet lazım, hukuk lazım, herkes için lazım. Siz yürüyüşteydiniz. Sizden izninizi alalım, öyle başlayalım. Valla ana fikri sen çok güzel özetledin. Adalet olmadığı için, hukuk olmadığı için, rafa kalktığı için bugün şu anda ülkede yaşananlar yaşanıyor. Tek nedeni bu. Ve bugün Strasbourg'da gerçekten çok anlamlı. Ee, arkadaşların, organizatörlerin ifadelerine göre 3500 belki biraz daha üstünde insanın Avrupa'nın dört bir yanından toplandığı. Yani Almanya'nın her tarafından, Fransa'nın her tarafından, İtalya'dan, İsviçre'den, e, İsveç'ten senin yaşadığın ülke. Dört bir yandan insanlar geldiler koşa koşa ve sadece yürümek, birkaç saat durmak ve adaleti hatırlatmak, hukuku hatırlatmak için geldiler. Bugünkü eylemin amacı şuydu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir takım kararlar verdi ki bunun en önemlisi geçtiğimiz yıl Eylül ayında Yüksel Yalçın Kaya kararıydı ki çünkü emsal bir karardı. Bu on binlerce dosyayı ilgilendiriyordu. Çünkü insanların rutin yaptıkları işlemlerden dolayı cezalandırılan insanların davasıydı bu. Banka hesabı gibi, dernek üyeliği gibi vesaire konular. E, ve bu konuş Türkiye'de son dönemde Kayseri Adliyesi'ni biliyoruz birkaç hafta önceki dava. Bırak emsal davaları, emsal dosyaları. Yüksel Yalçınkaya'nın kendisiyle ilgili de karar vermedi mahkeme. Yani devlet direndi, devlet inat ediyor. Bir emsal karar, on binlerce kişiyi ilgilendiren bir emsal karar. O dava bırak emsali, davanın kahramanı, davra, davanın odak noktasındaki isim için bile uygulanmıyor. Kayseri Adliyesi'nde bu yaşandı. Büyük bir skandaldı bu tabi. Bugün Strasbourg'un anlamı önemi şuydu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir karar aldı ve bunu üye ülke Türkiye anayasal emir olmasına rağmen, uluslararası sözleşmelerin bir gereği olmasına rağmen, Avrupa Konseyi üyesi olmasının bir gereği olmasına rağmen uygulamacı. Avrupa Konseyi'nin bir organı çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve konsey de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Strasbourg'da. Onun için Strasbourg'dayız. Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde değil, Avrupa Konseyi'nin önündeydi bugün eylem. Çünkü ahim kararı uygulanmıyor. Bu konuda eğer bir yaptırım, eğer uygulamayan ülkelerle ilgili bir işlem yapacak merci varsa orası da konsey. Dolayısıyla çok anlamlıydı. 3500 kişi yüzlerini Konseye dönerek gecikmiş adalet adalet değildir diye haykırdı. Pankartlarını kaldırdı ve dediler ki Türkiye sizin kararlarınızı uygulamıyor ve ne yapacaksınız bu konuda? Çünkü eğer bu kararlar uygulanmıyorsa sizi yok saymaktır bu. Sizin e, size karşı büyük bir saygısızlıktır. Ve bu duvarların arkasındaki bürokratlar, hakimler, görevliler, çalışanlar Avrupa Konseyi'nden bahsediyorum, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bahsediyorum. Sıradan kurumlar kuruluşlar değil. Bu konuya dikkat çekildi, bir yönüyle dürtüldü, bir yönüyle e, Harekete geçme zamanı dendi, kararlarınızın takipçisi olun dendi. Çok anlamlıydı, ee, çok mutlu oldum. Ee, son derece önemli isimler buradaydı. Hangi birini söyleyeyim? Melek Çetin Kaya'dan Enes Kanter'e, Hilal Nesin'e kadar pek çok isim ee, kürsüye çıktılar. Süvari e, mini bir konser verdi e, ve e, gerek dinletilerle, gerek atılan sloganlarla, gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne sunulan dilekçeyle e, çok anlamlı bir güne daha imza atıldı. Evet, yayınlarda iyi yakalamışsın. Hava çok kötüydü Frankfurt'tan karayoluyla buraya doğru gelirken. Hatta yanımdaki arkadaşlara dedim ki bir araçla geliyoruz. Yani dışarıda büyük bir kaos var. Fırtına, yağmur, hava kapalı. Nasıl olacak ki böyle bir günde eylem? Strasbourg'a girerken bulutla, bulutlar dağıldı, güneş çıktı. Umarım ve dilerim ki tıpkı bu bahar gibi, bizim sabahtan öğlene kadar yaşadığımız hadise gibi... E, bu eylem, bu direniş, bu duruş da e, bu davaların üzerindeki kilitleri açar veya bu kilitleri açıcı etkisi olur. Böyle özetleyebilirim sevgili Levent. Çok teşekkürler. En büyük teminimiz bu. Hemen Adem Bey'le uzarsına dönmek istiyorum. Şimdi bazı insanlarda büyük bir umutsuzluk var Adem Bey. Diyorlar ki yani bu yürünüyor, ahime başvuruluyor. İşte bak Kararlı uygulamıyor. Yeniden yargıladık mı? Yargıladık. İşte bak yerine getirdik gibi bahaneler sürüyorlar. Ama bu hak almak bir maraton. Oradan Washington'dan nasıl görüyor bu eylem? önce şunu söyleyeyim. Yani şimdi neredeyse 30 yıldır, neredeyse diye aslında tam 30 yıl olmuş gazetecilik yapıyorum ve mesela ben bu eyleme katılmak istiyorum ama katılamıyorum. Neden? Çünkü Erdoğan rejimi pasaportlarımızı iptal etti, haklarımızda kırmızı bültenler çıkarttı. Hepimiz bir yerlerde mahsur kaldık. Yani sadece bizim gazetecilerin durumu bile Türkiye'deki insan haklarının e, nerelerde olduğunu gösteren çok somut bir örnek. Ya yani teröristlerin Türkiye'de toplandığını, herkesin vatandaşlık aldığı bir ülke haline gelmişken gazeteciler pasaportları iptal ediliyor, haklarında yasal bir takım sıkıntılar çıkartıldığı için bir eyleme bile katılamıyorlar. İşte bulundukları yerlerde çakılı kalıyorlar. Bu da onun önemli e, hani bugünkü eylemin e, boşuna olmadığını gösteren önemli detaylardan birisi. Şimdi senin dediğin kısım. Ya bir kere önce şunu hakkını teslim etmek lazım. Çok önemli bir eylem ve bu eylemler sonuca çok etki eder. Yani bir, bu şey gibi değildir. Hani hak arama mücadelesi pazara gittim iki limon sattım 4 lira kazandım gibi değildir. Yani hemen dönüşünü alamazsınız ama bu duvar örmek gibi adım adım örerek bir yere getirirsiniz ve sonuçta hedefinize ulaşırsınız. Bu açıdan eylemlerin tekrarı ve daha büyük katılımla yapılması çok çok önemli. Diğer bu boyutu da şu. Hem de mesela diğer e, Türkiye'nin gündemindeki önemli dosyalarda. Avrupa İnsanlar Mahkemesi Yalçın kararı bizim yıllardır söylediğimiz şeyin yüksek sesle resmi olarak, hukuki merci olarak ve en yüksek makam olarak daha ötesi yok, büyük dairenin ötesi yok ahimde. Yani Türkiye'de suçlanan yüzbinlerce, milyonlarca insan gitti en yüksek merciden beraat getirdi. Hani diyorlar diye aklanın gelin. İşte aklandı geldi bu insanlar ama siz hala diretiyorsunuz. Hala aynı iddialarla gözaltılar, suç, tutuklamalar yapılıyor. Daha dün bir kadın bebeğiyle birlikte cezaevine girdi. Bankası parası var diye. Evet. Yani bunun gibi sayısız örnek var. O açıdan bu karar çok önemliydi. İktidarın da bu kararı görmemezden görmemek gibi davranması, bunu uygulamamak için her türlü atraksiyonu yapması boşa değil. Çünkü bu bütün o üzerine inşa edilen rejiminin kolonlarının e, çökmesi anlamına geliyordu. Bu açıdan bu e, talebi ısrarla sürdürmek, her ortamda adalet talebini dile getirmek gerekiyor. Ben Dediğim gibi keşke katılabilseydim, katılmayı çok isterdim ama olmadı, olmuyor malum malum gereksizlerle. Benzer e, sebepten ama... dolayı ben de katılmadım ama bizi temsilen e, farz-ı kifayi bir görev Tarık Toros yerine getirdi. Ona teşekkür ediyoruz. Adem İzarslan'ı böldüm ama Yalçınkaya kararı o kadar önemli ki Ahim tarihinde alınan bireyin parmakları adedince bir karar. Yani kanunsuz suç olmaz karar. Ahimin çok nadir aldığı bir karar. Yani senin ülkende anayasa mahkemesi yok mu? Mahkeme yok mu kardeşim? Ne baylokun, ne bankasyasın, ne dernek, sendika üyeliği demiş bir karar. O yüzden çok önemli. E, bunu e, emeği geçenlere hem bu kararların alınması hem bu protesto, eylem olsun, adalet yürüyüşü olsun. Herkese teşekkür etmek lazım. Türkiye'deki mağdurlar adına teşekkürler emek verilen emekler çok değerli. Özgür olanın özgür olmayana borcu var. Bu borç aynı zamanda bir vefa borcu. O yüzden bugün hem orada olanlar hem de buna destek veren herkese bir mağdur. Çünkü bizler de KYK'lıyız. Kurumlarımız KYK ile kapatıldı çok teşekkür ediyoruz. Günün sıcak gelişmesi devam edecek. Adem Özarslan'a söz vereceğim. E, tam biz yayına başlarken karar geldi. O yüzden bir kez daha izleyicilerimizi hatırlatayım. Sinan Ateş davasında bugün karar verildi. Azmettirici Tolga Han Demirbaş, Doğukan Çep, Vedat Balkaya, Suat Kurt ve tetikçi Eray Özyacı ağırlaştırılmış mü müebbet cezası aldı. MHP İstanbul yöneticisi Ufuk Köktürk ve Zekeriya Aslan Asarkaya beraat kararı aldı. Polis, iki polis memuru vardı. Eskortuk yapmışlardı İstanbul'da Ankara'ya götürürken. Onlar da ilk Ocakları yöneticisiyle beraber 18'er yıl hapis cezası aldılar. Ee, Adem Özarsan size devam edelim. Ee, sanki MHP'nin istediği gibi olay sonuçlandı. Torbacı, tinerci, kuryeyi bitirdiler. Hiçbir siyasi yönü olmadan dava kapandı mı? Ee, kapatmak için özel çaba sarf edildi. Hani Devlet Bahçeli'nin dün meclis kürsünden yaptığı tehditleri, bugün Sinan Ateş'in ablasına yapılan saldırıları hem de polisin gözü önünde yapılan saldırıları bundan bağımsız düşünmemek lazım. Ankara'daki güç mücadeleleri, kahpe Bizans oyunları diye de söyleyebileceğimiz şeyleri, Erdoğan'ın MHP ile pazarlıkları sonuç verdi. Yani kimi tatmin eder bu karar? Devlet Bahçeli'yi tatmin eder. Çünkü zaten istedikleri oydu. Yani bu konu ülke ocaklarına MHP'ye gelmesin. Ya MHP'nin ve ülke ocaklarının resmi arabalarıyla taşındı katiller en baştan MHP Bahçeli'nin iki yardımcısının koordinasyonuyla bu cinayet işlendi. Bütün oklar bütün her şey bir CHP şey MHP milletvekilinin evinde terihçi saklandı. Bir sürü MHP'ye çıkan yol varken işte Erdoğan'la Bahçeli arasındaki pazarlıklar sonucunda dava torbacılara ve bir husumete bağlanarak kapatılmış oldu. Yani bu dava kapanmaz onu da söyleyeyim. Yani bu dava bu şekilde kapatılmaya çalışılsa da kapanacak bir dava değil çünkü kamuoyu zaten bu davanın Gerçek boyutunu zaten kamuoyu satın aldı. Herkes zaten bu davanın bir e, hani tiyatrodan ibaret olduğunu görüyor. Yani ya düşünsenize dün duruşmada tetikçiler siyasileri tehdit ediyordu, gazetecileri tehdit ediyordu. İşte e, bilirkişi raporları üretildi yok işte Sinan Ateş'in korumaları vurdu dendi, o dendi, bu dendi ama hiçbir şey MHP'nin rolünü örtemiyor. Devlet Bahçeli'deki agresiflik de buradan zaten çünkü biliyorlar ki Erdoğan bu davayla ilgili gerekli talimatı verse, gidilmesi gereken yere gidin dese, iş doğrudan MHP Genel Merkezi'ne ve Ülke Ocakları Genel Merkezi'ne çıkıyor. Dolayısıyla hani Erdoğan'la siyasi pazarlıklarla, hani o hep söylenen siyasetin köpeği olan yargı, siyasi pazarlıklarla davayı kapattı. Bir de jet hızıyla, yani Türkiye'de yıllarca davalar sürer. Sinan Ateş davasında alalecele karar vermek için anormal çaba sarf ediyorlar. Daha ortada birçok sorunun cevabı yok. Bu hızı Tarık Toros'a da soracağım. Şu an ekranda izleyicilerimizin izlediği abla Selma Ateş'e yapılan bir saldırı. Arkadan beyaz montlu birisi gelip e, ablaya saldırıyor. Bunun üzerinde anne sinir sinir krizleri geçirip ambulans hastaneye kaldırıldı. Ayşe Ateş isyan etti. Bizi de vurun kurtulalım diye. Dün Devlet Bahçeli meclis kürsüsünden tehdit etmişti. Anneyi de o yaşlı Saniye Ateş'e de yaşına başına bakmadan mikrofonlara konuşan diyerek hakaretler yağdırmıştı ve bugün sonucunu gördük. Yani bundan daha açık bir belirt olabilir mi bu işin MHP bu davanın dibine kadar içerisinde Tarık Bey ne diyorsunuz? Yani e, inanılır gibi değil fakat bütün bunlar acayip bir şekilde nasıl ki dünkü meclis e, açılış töreni e, genel kurul ve resepsiyondaki görüntüler gibi bir e, yani meşhur Murathan Munga'nın Munga şeysi gibi şiiri gibi, e, şiiri gibi bir maskeli balo ve sahte yüzleri. Yani bunu en iyi bu şiir anlatıyor. Hicran o kadar üzüntü verici ki Ayşe Ateş, onun kardeşi Selma Ateş, zannediyorum anne As Asiye Ateş. Yani bunlar Sinan Ateş'in bir yönüyle emanetleri ve bu insanlar bu kadar korumasız durumdalar. Birkaç kere söyledim, bir kere daha tekrar edeyim. Ayşe Ateş'in siyasi temasları Ayşe Ateş'in saraya çıkması, Erdoğan'la görüşmesi, Sinan Ateş davasından ziyade ailenin şahsi güvenliği ile ilgiliydi. O görüntü verildi ki Erdoğan'la, bak işte biz Erdoğan'la da görüntü verdik, bana ilişmeyin. Yani e, can güvenliğimiz yok çocuklarımızla beraber. Evet bu tesis edildi gibi düşündüm ben de. Ondan dolayı hani bu çok fazla kritik edilecek bir şey değildir. Acılı bir aileden bahsediyoruz. Baba gitmiş. Çocuklarla beraber bir anne ortada kalmış. Kardeşi var, annesi var. Şimdi bu Tayyip Erdoğan'la verilen görüntü de bana göre bir numaralı mesaj Ayşe Ateş'in bir koruma kalkanına ihtiyaç duymasıydı. En azından tehditlere karşı göstereceği bir fotoğraf, bir güvence. Bu fotoğraf oydu. Ben de zannediyordum ki saf saf özellikle 1 Temmuz'dan bu tarafa o duruşma sürecinde bu sağlandı. Ya da en azından Ayşe Ateş'e ve ailesine ilişilmeyecek. Anneye, ablaya. Fakat öyle olmadığı görüldü. Ee, yani saray bir biçimde kendi kapısına gelmiş, çıkmış. E, hem davayı çöz demiş hem de bak bizim can güvenliğimiz tehdit altında. E, aile güvenliğimizde kalmadı ne olur bu konuda sen de e, Cumhurbaşkanı olarak e, bize bizi himaye etlenmiş o fotoğraf odur. Fakat bunun da olmadığını gördük. Bu yönüyle de hicrandır. Bir diğer yönüyle bir maskeli balo ve sahte yüzleri. Şimdi verilen cezalara bakıyorsunuz. Kişilere bakıyorsunuz. Aldıkları ve bir kurgu yok, bir olay örgüsü yok, bir motivasyon yok, azmettiriciler yok. Yani bir sürü şey yok, 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 yok. Artı eee Gazetecilerin tehdit edilmesi var. Gazetecilerin tehdit edilmesi yani Eray Özyağcı galiba işte tetik işareti yaparak eliyle gazetecilerin bulunduğu ekibe e e e yani siz de namlunun ucundasınız diyor. Eş zamanlı olarak e bu dört gazeteciye isim isim e Devlet Bahçeli soytarı diyor. Devamla yani seyircilerimiz ifadeleri mazuz görsün ama biraz bu kelimeleri kullanacağım bu yayının bu bölümünde ama daha iyi anlaşılsın diye birebir kelimeleri kullanmak gerekiyor. Devamla Pensilvanya falan gibi kelimeler kullanıyor şey e, Devlet Bahçeli. Duruşmadaki ifadeye bakıyorsunuz duruşmadaki sanık ifadelerinde de gene Pensilvanya falan geçiyor. Şimdi e, belli ki bir odaktan bir yerden birileri bir biçimde Benzer savunmaları veya benzer argümanları üretiyorlar ve o propaganda üzerine bir şey inşa ediyorlar. Sonrasında ayağınızı denk alın diyor Devlet Bahçeli. Sonrasında bu CHP biliyorsunuz çok geniş bir heyetle duruşmaları takip ediyor. Özgür Özel'e ve CHP heyetine, başta Özgür Özel olmak üzere CHP Genel Başkanı'na ağır laflarla, çürük diyor. İşte bastığın yaş tahta bindiğin patlak lastikli dolmuş tutsa olduğun tezvirat cambazlığı provokatör. Aklıma gelen her şeyi söylüyor. Provokatör diyor, çürük diyor. Bir sürü şey. Ayağınızı denk kalın diyor gazetecilere. Bir saat sonra, iki saat sonra meclis genel kurulu açılıyor. CHP genel başkanı Devlet Bahçeli'nin ayağına kadar gidiyor. Onun elini sıkıyor. Karşılıklı gülüşüyorlar. Sonra da Devlet Bahçeli meclis resepsiyonunda Özgür Özel'e hitaben Özgür Özel gene orada ezilerek büzülerek o sırada birileriyle görüşürken abi bir dakika diyor hemen Devlet Bahçeli'nin yanına gidiyor. Yani her ikisinde de ilk hareket Özgür Özel'den geliyor. Yani mecliste de Devlet Bahçeli'nin yanına gidiyor tokalaşıyor. Resepsiyonda da gene Devlet Bahçeli'nin yanına gidiyor. İki kere aynı şeyi yapıyor bir kere de değil. Sonra Devlet Bahçeli diyor ki birbirimizi kırmıyoruz inşallah. Üzülme. Bazen siyaseten söylememiz gereken şeyleri söylemiş oluyoruz. Şimdi burada iki şey var. Bir, Devlet Bahçeli kayda geçen bu ifade, bu ifade çok önemlidir. Tarihi bir ifadedir. Kayda geçen bu ifadeyle bugüne kadarki bütün siyasetini sattı. Millete enayi yerine koydu ve bütün her şeyin neden, niye, ne olduğunu bir biçimde deşifre etti. Bu laf tarihe geçen bir laftır. İki, öbür yanda bu kadar laf söylenmiş, bu kadar hakaret edilmiş, daha mürekkebi kurmadan bir iki saat içerisinde gidiyorsun. Tabi orada Cumhurbaşkanı geldiğinde ayağa kalkmak var. Şu bu o CHP içinde başka bir tartışma da var. Evet onları konuşacağız. Ee, bu yani şahsi hakaret var. Yani bir parti hükmü şahsiyeti de yok. Yani provokatör diyor, çürük diyor. Bir sürü şeyler sıralıyor. Bir daha söylemeyeceğim. İki defa ayağına gidiyorsun ve şirinlik yapıyorsun. Ben orada bağlarken sevgili Levent, devlet Bahçeli'nin gerek meclisteki çıkışıyla herkese haddini bildiren, gerek mahkemede çıkan karar, gerekse de en son finalde Özgür Özel'e siyaseten söylüyoruz böyle şeyleri üzerine alınma demesi ve gülümsemesi her şeyi gösteriyor. Yani dosya kapatıldı, biz de birbirimize karşılıklı kızdık, çemkirdik. Hadi şimdi işimize bakalım. Devlet Bahçeli mutluydu resepsiyonda. Evet. Yüzüne bir gülümseme gelmişti. Bu çıkacak karardan zannediyorum emin olduğu için de. Zaten e, mahkemenin gidişatı bunun torbacılarla, tinercilerle evet. kapılacak yönündeydi. Adem Yavuz'a e, dönmek istiyorum. Şimdi Tarık Bey e, Ayşe Ateş'in saray ziyaretini hatırlattı. Ondan sonra evet Ayşe Ateş'in korumaları arttırıldı ama Ayşe Ateş çıkışta yaptığı bir açıklamada büyük bir özgüven böyle bir rahatlıkla beraber bu davada Erdoğan'ın gidilebilecek her yere gidileceği, bütün herkesin e, işte adalet yerine gelecek diye bir söz verdiğini, ilgileneceğini söylemişti. Ama görüyoruz ki büyük bir e, satışa uğramış durumda. E, biraz e, Saray Ayşe Ateş'in nezverdi de gerçekleşmedi. AKP, MHP pazarlığında ne döndü ki bu dava bu şekilde? E, ailenin İzzet Yülvönter, Semih Yalçın, hatta, hatta Bahçeli'nin talimatı olmadan bu işler olmaz diyerek Haykırmasına rağmen, o sesler koridorda yankılanmasına rağmen böyle bir karar verdi. Şimdi Ayşe Teşin ifadesine geçmeden önce bir hatırlatma yapayım. Şimdi geçtiğimiz haftalarda konuştuk. Er Devlet Bahçeli emniyete gitti. Yanında vali yardımcısı vardı, emniyet genel müdürü vardı. Polis özel harekat şube müdürü Bahçeli'nin elini öpüyordu. Bu sıradan tesadüfen verilmiş bir fotoğraf değildi. Malum olduğu üzere emniyet teşkilatı, yargı MHP'nin ajandasının şeyine kontenjanla verilmiş vaziyette şu anda. Ve bu görüntüyü unutmayalım. Bakın cinayette tetikçiliği tetikçileri taşıyan iki tane özel hareket polisi vardı. Oradan bugüne gelelim. Bugün Sinan Ateş'in saldırıya uğruyor. Bakın görüntüleri izleyin. Saldırgan polislerin arasında duruyor. Sağında, solunda polisler var. Umurunda değil hiç kimsenin. Ve korumaya falan yapmıyorlar. Aksine o beyaz montlu kişi bir kadına hani sorarsan bunlar delikanlıyız falan derler. Yani mafya racon falan kesmeye çalışırlar Allah bilir de. Ve orada devamında neler oluyor? Polis güya gözaltına alıyor karakola götürecek. Kelepçe falan yok. Aralarında beraber kardeş kardeş gidiyorlar. Ya bu saldırının arkasındaki motivasyonu daha nasıl göstersinler? Hani bir gazeteci olsa ne bileyim işte dün bir görüntü vardı. Bir tane birinci sınıf bir başsavcı. Hani hukuken statü söylüyorum savcılardaki rütbe açısından ters kelepçeyle kafasına çökerek götürülüyor. Anayasa Mahkemesi üyesi kafasına çökerek götürülüyor. Ama gördüğünüz olayda ya yani bir kadına saldıran polisin arasında hem de saldırganın kelepçe falan da yok. Normal beraber yürüyerek gidiyorlar. Bu aynı yerden olduklarını ve aynı elle yönetildiklerini gösteren önemli bir karineydi. Şimdi Cumhurbaşkanı'na evet. ziyaret meselesine gelelim. Ya Erdoğan bu olaya nasıl bakıyor? İlk andan itibaren şöyle bakıyor. Sinan Ateş suikastinde El Erdoğan istihbaratı Sinan Ateş'in öldürüleceğini bilmiyorsa ben de bazı şeyleri bilmiyorumdur. Neden yol verdiler? Çünkü bunu MHP'ye karşı bir güç olarak kullanabilmek için. Çünkü bu Sinan Ateş suikastinde en tepeden en altına kadar MHP genel merkezi var. Erdoğan Sinan Ateş suikastini MHP'yi köşeye sıkıştırıp dövmek için kullanıyor. Her türlü işinde ya da şöyle söyleyeyim, her türlü politik ajandasında, her türlü atacağı adımda MHP'yi kendine bağladı, köşeye sıkıştırdı. Tam anlamıyla kölesi haline getirdi. Yani Sinan Ateş'in ailesine söz vermesi, ya bugüne kadar hangi konuda söz vermedi Erdoğan? Bizzat ben Hrant dosyasında kendisiyle uça, Ukrayna yolunda röportaj yapmıştım uçakta, kitabım yayınlanmıştı. İşte bu Ankara'nın dehlizlerinde kaybolmayacak aileye söz verdik falan dedi. Ne yaptı? Bunun gibi sayısız örnek var. Erdoğan için bunlar son derece normal dönüşler. Hani Erdoğan için hani bir söz, ilke, bir e, tutarlılık böyle bir gündemi yok zaten. Sinan Ateş suikastini politik amaçlarla Erdoğan ve M arasında bir pazarlık unsuru olarak yaptılar. Maalesef e, aileyi de ortada bıraktılar, davayı da ortada bıraktılar. E, yani dava dedim hem mahkemenin kendisi hem de yani ülke Ocakları Genel Başkanlığı yapmış bir isimden bahsediyoruz ve torbacı birine infaz ettirdiler. Şimdi mahkemedeki görüntüyü düşünün. Ayşe Ateş var. Bir yanında CHP'si eski genel başkanı Kılıçdaroğlu. Diğer yanında Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı Özgür Özel. Öldürülen de ilk Ocak'ta eski genel başkanı. Zaten bu tablo her şeyi anlatıyor. Bu arada Erdoğan hala kozunu kaybetmiştir. Bunun Yargıtay Safahat'ı var, Anayasa Mahkemesi vesaire hala demokrasinin kılıcı gibi bunu Bahçeli'nin üzerinde gezdirecek. Öyle anlıyoruz. Ama şu ana kadar gördüğümüz iddianamenin zaten kendisinden belliydi. E, Sinan Ateş'in ilk ocakları yana başkanı olduğu dahi iddianamede yazmıyordu. Belli bir adi cinayet olarak aralarında ne husumet olduğu ispatlanamasa belli olmasa bile bu olay bir adi cinayet olarak kapatıldı. Hiçbir siyasi yönü yok. MHP ile ilgili olanları beraat etti. Avukat Senan Ökten var. O da tahliye oldu. Bu notu da izleyicilerimize aktaralım. MHP'nin aradan sıyrıldığı bir duruma geldi. Ama Adem'in dediği gibi bu eninde sonunda açılır ama şu an bu rejim böyle devam ettiği MHP AKP arasında ilişki böyle olduğu sürece bu şekilde ilerlemeye devam edecek gibi. Tarık Bey meclise girmişiz oradan e, devam edelim. Dün meclis açıldı bir sürü notlar ayağa kalkmalar tokalaşmalar vesaireler. Önce ayağa kalkmadan başlayalım dilerseniz. CHP Grup Başkan Vekili milletvekillerine bir mesaj gönderiyor. Ben sabah programda şey söyledim. Böyle tribünlerde ayağa kalkmayan Fenerli olsun ayağa kalkmayan Cimomlu olsun. Cumhurbaşkanı geldiğinde ayağa kalkıyoruz arkadaşlar diye bir mesaj ve ilk kalkanda özgür özel oldu işi garantiye altına almak için büyük tepkiler var bazı CHP'li vekiller salona girmediler bazı girenler ayağa kalkmadı bu sayı yaklaşık 70'e bulduğu söyleniyor böyle bir cihaz neden gerek duymuş yani CHP ayağa kalkması hiç kimse de neden kalkmadı demeyeceği halde özgür özelin bu duyarlılığı bu makama saygısı nereden geliyor ses kapalı olabilir Tak ve sesi bir kontrol edelim. Belki kapalı. Özür dilerim. E, trafik gürültüsü olduğu için kapatmıştım. Özür dilerim. Şimdi bir, yani bizim daha erken uyandığımız, bizim daha erken farkına vardığımız e, ve anlatmaya çalıştığımız Özgür Özel profili ve CHP Genel Başkanlığı, Genel Başkanlık katı ne yapıyor, ne yapmaya çalışıyor? İşte 31 Mart'tan bu tarafa da iyice ortaya çıkan normalleşme adı altında iktidara desteğin ambalajlanması. Yani bana göre normalleşme eşittir iktidara desteğin ambalajı. dışarıda dış politikada alabildiğine bir destek var. yani Dışişleri'nin tayin ettiği hattı takip ediyoruz dedi. Özgür Özel. Yani kelimelere bakar mısınız? Dışişleri'nin tayin ettiği hattı takip ediyoruz. E hani senin gölge bakanın vardı? Namık'tan bir anda Namık'tan harcandı. Namık bunu söylerken Namık'tan Yeniden. solunda oturuyor şey solunda duruyor, dış politika danışmanı da İlhan Uzgel de sağında. Ve ikisinin de bu laflardan hoşnut olmadığı, özellikle bu Türkiye ve özelinde, e, ki e, laflardan hoşnut olmadığı yansıdı, kulis olarak yansıdı. Nasıl hoşnut olsunlar ki? Bizim ilk aylarda dile getirdiğimiz CHP ile ilgili, CHP Genel Başkanlığı'nın bir takım tasarrufları, lafları, eylemleri, icraatları veya eylemsizliği ile ilgili konular, o zaman hatırla, sana da geliyordu, hepimize geliyordu. Yani CHP'den ne istiyorsunuz? CHP'ye niye vuruyorsunuz? İşte bu muhalefetin son umudu, son kale falan gibi eleştiriler geliyordu. Hatırla. Ee, şimdi ke şimdi kesildi. Niye? İnsanlar gördü. Vallahi e, Levent bir yazı yazdım 2-3 gün önce. Yani sığ bir insan. Kritik etmeye bile değmez dedim. Özgür Özel. E, ben bunu yazdığımda bu olaylar olmamıştı. Şimdi yani bu kadar bahsetmeye bile değmez diye düşünüyorum. Fakat ne çare? Yani Özgür Özel şimdiden Meral Akşener, Muharrem İnce, Sinan Oğan kulübüne girmiştir. Fakat ne çare? Onlar siyasetten tasfiye oldular biliyorsun. Fakat Özgür Özel hala CHP'nin genel, genel başkanı başında. Ondan dolayı yok sayamıyoruz. Yani CHP dümeninin başında partiyi sevk ve idare ediyor bir biçimde. Bir takım kararlar alıyor, bir takım uygulamalar yapıyor, bir takım açıklamalara imza atıyor. Ondan dolayı da yok sayamıyoruz. Meral Akşener gibi e, dediği lafların büyük bir yoktur falan diyemiyoruz. Ya da işte Meral Akşener'in yerine bıraktığı e, Musavat Dervişoğlu gibi. Çok e, enteresan, e, insanlık onuru diye bir şey var sevgili Levent. Yani hepimiz için önemlidir bu. İnsanlık onuru. Ve bu bütün ideolojilerin, dinlerin, yaklaşımların, e, verilen sözlerin... Yapılan anlaşmaların, müzakerelerin falan ötesinde bir şeydir bu. İnsanlık onuru. İnsanlık onuruna sığan ya da sığmayan konular. Şimdi baktığınızda o şeyleri geçtim hepsini. O Türk evini, ne bileyim onun jest olarak sunulduğu rüşvete jest demesini, Dışişleri Bakanlığı'nın tayin ettiği hatta, hatta gidiyoruz demesini filan. Birkaç saat önce sana ağzına geleni söylemiş bir... Çocuk. bir ee, çürük demiş, provokatör demiş genel başkanın daha 1-2 saat önce meclis grup toplantısında bunu söylemiş grup toplantısından inmiş genel kurula gelmiş ayağına gidiyorsun hoşbeş ediyorsun elini sıkıyorsun o sana gelmeden resepsiyonda da biraz evvel konuştuk tekrar etmeyeceğim o manzaralar yaşanıyor bir müsamere çocuğu gibi eğer bir insanlık onuru varsa bu insanlık onuruna sığmaz eğer bir parti genel başkanlığı hükmü şahsiyeti varsa bu ona da sığmaz. Buna CHP'nin tepeden tırnağa parti genel merkezinde çay kahve dağıtan CHP çalışanı görevlisi dahil herkesin isyan etmesi ve bir dakika yahu demesi gerekir. Erdoğan'ın gelişi, Erdoğan size ne yaptı? Erdoğan'a siz altın tepsi içerisinde 3-4 aydır 5 aydır normalleşme adı altında bir meşruiyet sundunuz. Artık kimse 31 Mart seçimlerinin sonuçlarını tartışmıyor. Asla Astı asla kestiği kestik her şeyi yapıyor. Kendi de yapıyor, ailesi de yapıyor, müteahhitleri de yapıyor, medyası da yapıyor. Bir kararnameyle emniyet müdürlerini değiştiriyor, bir kararnameyle valileri değiştiriyor, bir kararnameyle rektörleri değiştiriyor. İlçe müdürlerine, e, daire başkanlarına, şube müdürlerine kadar atamalar yapıyor. E, parti, şimdi AKP'nin kurultay, şey genel kurul süreci başladı. Partisinde de aynı şeyi yapıyor. Görevden almalar yapıyor, atamalı il, ilçe başkanlıklarına, her yerde böyle. Partide de, devlette de. Ve siz ne değişti de, genel geçer soru bu, ne değişti de, bugüne kadar ayağa kalkmıyordunuz, en azından son 8-10 senedir. Şimdi ayağa kalkıyorsunuz. Ha, başta birkaç sene ayağa kalkmışlar galiba şey olduğunda, Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğunda. Onların istatistikleri çıktı. Şimdi insanlar isim isim milletvekili yoklaması yapıyor. En son Hilal Köylü bıraktı. 57 milletvekilinde bırakmıştı. Kulisleri iyi takip eden bir isimdir. Tanırım Ankara'dan. 57 CHP'li katılmamış. 6 CHP'li katılmış, oturmuş. Neler, neleri konuşuyoruz ya? Demin de bak. Adaleti, yargıyı, hukuku, Sinan ateşi. Bunları konuşmamız gerekirken ve bunlar, bunlar neden oluyor? Niye bu noktaya geldik? Bunları konuşmamız gerekirken ayağa kalktı kalkmadı. Ama... İnsanlık onuruyla başladım, onunla da bağlıyım. Ben bu kadar onursuz biri değilim. Levent sen de değilsin, Adem Yavuz da değil. Bir saat önce sana biri çürük diyecek ve sen bir saat sonra ayağına girip elini sıkacaksın. Ben bu kadar onursuz biri değilim. Ama CHP Genel Başkanlık Katında bu kadar onursuz bir insan oturuyor. Bu kadar Harik diyeyim Bey, daha da fazla de, ileri gitmeyeyim. Resepsiyonda Devlet Bahçeli'yi gördükten sonraki beden dili ya insan hayret ediyor. Yani grup başkan vekilinin bile altına düşen bir durum. Adem Özarsan eski bir Ankara temsilcisi ama siyaset hala yerinde takip, dibinden takip eden biri olarak. Bir, e, bu CHP'li genel başkanlık meselesini soracağım. Tarık Bey'in sordu. Ne değişti de bu tür davranmaya başladığıyla alakalı? Sizin tahmininizle ikincisi, acaba biz muhaliflik başımıza vurdu, bazı şeyleri göremiyoruz, bilemiyoruz, ülkeden uzağız. Belki de Özgür Özel doğrusunu mu yapıyor? Bugün sosyal medyada yer aldı böyle AKP'den ayrılan işte seçmenler varmış. Onlar Erdoğan'a hakaret etmez böyle yumuşak davranırsa onu kendisine çekermiş. Yani 3-5 AKP'li oyu çekecek diye bütün partinin oyu gidiyor. Yani sen ne diyorsun? Ee, ya o bahse geçerken notlarımda vardı söylemeyi unuttum. Hani Erdoğan kimleri satmadı ki listesinde benim çok önemsediğim bir şey vardı. Bugün 2 Ekim, 2 Ekim bir şeyin yıldönümü. 2018, 2 Ekim'i hatırlayalım. Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da Suudi Konsolosluğu'nda katledilmesinin yıldönümü. Erdoğan dostum arkadaşım diyordu, hesabını soracağım diyordu, onu da sattı. Hani Erdoğan için işte Sinan Ateş'in ailesine söz vermek falan önemli değil. Erdoğan çıkarı için herkesi satar, kendi çıkarı için kızını sahte mahşetlere, mahşetlere, sahte haberlere konu yaptırmış birinden bahsediyorsun. Sümeyye Erdoğan'a suikast yapacaklar diye yalan haberler yaptılar. Sonra Erdoğan yargısında bile tescillendi bunun yalan olduğu. O yüzden Erdoğan herkes satar, Sinan Ateş'in ailesini de satar. O açıdan sürpriz değil. Şimdi Özgür Özel meselesinde, yani hep söylediğim şeyi tekrar edeceğim. O koltuk Özgür Özel'e fazla geliyor. Yani o koltuğun önemini, ağırlığını taşıyamıyor. Yani böyle bir hani lise ergenler gibi tavırlar, e, anlamsız politikalar, söylemler. Yani bu Hani Türk evinde yaptığı açıklama. Ya senin sağında Namık Tan var, yılların Washington büyükelçisi. O bile e, artık herhalde demişti ya bunu ben bile artık idare edemeyeceğim diye falan düşünüyordur herhalde. Yani orada yaptığın diye rüşveti jest diye e, meşrulaştıran bir şey. Bunu AKP'liler bile beceremezdi. Ankara'da yaşananlara bakıyorsunuz. Şimdi Tarık söyledi. Ya adam sana hakaretin en alasını yapıyor. Bakın dünün bana göre en kritik taraflarından biri şuydu meşrulaştırıyorlar her türlü illegaliteyi. Devlet Bahçeli meclis kürsüsünden tehdit ediyor. Bugün Sinan Ateş'in ailesi saldırıya uğradı. Orada gazeteciler saldırıya uğrarsa hedef haline geldiler. Ya bunların hepsi meclis kürsüsünde yapıldı ve ana muhalefet partisi lideri ne yaptı? Gitti kakara kikeri böyle liseli ergenler gibi onlar bile yapmaz böyle bir şeyi. Gitti devlet Bahçeli ile kucak kucağa. Ya buradaki en büyük mesele Özgür Özel'in e, bu hakaretleri sindirmesi falan. O onun şahsi karakteriyle alakalı olabilir. Ben işin şu kısmındayım. Ya devlet Bahçeli az önce fotoğrafı gösterdik. Emniyetin yargının bağlı olduğu adamdan bahsediyoruz. Mafyanın bağlı olduğu adamdan bahsediyoruz. Kendi arkadaşını Ankara'nın göbeğinde infaz ettirmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Bu yapının lideri çıkıyor meclis kürsünden Herkesi tehdit ediyor, yaşlı bir anneyi tehdit ediyor, aileyi tehdit ediyor, gazetecileri isim vererek tehdit ediyor, Anamolet Partisi liderini tehdit ediyor, hakaret ediyor ve Anamolet Partisi lideri gidip e, onu sarılıyor, kucaklaşıyor. Önem değil, böyle canımız e, sıkılmasın, ağzımızın tadı kaçmasın. Aman. Adım, o, o, o. E, arada kayna mısın? CHP anketlerde birinci parti, yani Özgür Özel arkadaşıyla toplandığında CHP, MHP, neyse, Kardeşim bak işte işte yaptığımız sonuçları da bu anketlerde biz yükseliyoruz birinci partiyiz. Aradaki farkı da açtık dese. Benim tam da şuraya gelecektim. Tamam devam edeyim. Şimdi Ankara'da hep söylenen bir şey vardır. Ayak oyunları açısından İstanbul Bizans'tır. Ankara kahpe Bizans'tır diye. Ankara'da ayak oyunları bitmez ve bu envai çeşidi yapılır. Şimdi siyaseten açıklayamadığımız olayları izah etmek için de siyaset dışı faktörlere başvurmak gerekiyor. Ne gibi? Sinan Oğan'ın mesela seçimde tavırlarını düşünün. Nasıl oldu? İşte gördük. Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıktığı yüz kızartıcı bir davası var. Ve sarayın elinde rehin durumda. Tabii bir de işin parasal boyutları söz konusu. Özgür özel ilgili ne var? Şu an bilmiyoruz. Ama yaptığı hareket bir Anadolu Partisi lideri hareketi değil. Yaptığı hareket siyasetin doğasına bütün matematiğine aykırı. Burada şöyle bir anekdot daha söylemek lazım o da şu özgür özel şunu oynamaya çalışıyor kendince Hani Erdoğan'ın sağlık sorunları var artık siyasi ömrünün sonuna geliyor ciddi anlamda bir e, sıkışmışlık içerisinde ben sermayeye derin odaklara o derin yapılara herkese şirin mesajlar veriyorum ve diyorum ki Erdoğan'dan sonra benimle devam edebilirsiniz ben kaykalarla ilgili bir adım atmam ben özgürlüklerle ilgili, insan hakları ihlalleriyle ilgili bir sıkıntı çıkartmam. Sermayeyle bir sorunum olmaz. Yani Erdoğan'ı, beni Erdoğan'la değiştirebilirsiniz mesajları veriyor. Bu biraz komplo gibi gelebilir ama şimdi ortada açıklayamadığımız bir siyasi tablo var. Bunu siyasi dengelerle, siyasi teamüllerle açıklayamıyoruz. Bunu ancak böyle acabalarla e, açıklamak mümkün. Ben e, Özgür Özel'in bu çıkışlarının bir takım güç odaklarına bunun içerisinde yurt dışındaki sermaye de dahil olmak üzere ya Erdoğan'la kurduğunuz düzeni ben devam ettiririm. Ben bu düzenin e, takipçisi olurum. Benimle devam edin mesajı vermeye çalıştığı yönünde bir değerlendirmem var. İmamoğlu'na yasak konusuna gittiği kadar mücadele vermedi, çaba vermediğinde de bunu e, eklersek bazı şeyler sanki daha böyle somuta e, bölünebilir. Evet az e gelelim artık az saniye sahneye çıksın. Erdoğan dün mecliste açılış konuşmasını yaptı. Klasik bir promptur konuşması icraatın içinden. Özgür Özel diyor ki Cumhurbaşkanı gibi karşıladık ama siyasi konuşma yapınca genel başkan gibi buradık ayağa kalkmadık gibi de şirinlikler yapıyor. Şimdi Tarık Toros Erdoğan dedi ki İsrail kardeşim Filistin Lübnan'dan sonra hedefi kutsal vatan topraklarıdır. E, bu ne demek aklınızı başınıza alın patates domates soğan geç kardeşim bunları ülke büyük bir tehdit altında Haydi bakalım kanattırımın altında birleşin falan ne demek istiyor? Yani Erdoğan e, ve Erdoğan'ın çevresindeki, Erdoğan ne kadar farkında bilmiyorum ama en azından Erdoğan'ın çevresindeki ve onun liderliğini pekiştirmek isteyen, sürdürmek isteyen çevre bu koşullarda daha fazla devam edemeyeceğini, e, pahalılığın, hayat pahalılığının, enflasyonun izah edilemeyeceğini ve bu durumun geriye çevrilemeyeceğini, döviz kurundaki yükselişin geriye çevrilemeyeceğini, faizler düşürülse bile enflasyonun dizginlenemeyeceğini veya artırılsa bile yani karaya oturulduğunu, yabancı yatırımın bir biçimde kaçtığını, bir daha dönmeyeceğini, İngiltere'den, Amerika'dan, Dubai'den, Katar'dan, şuradan, buradan desteklerin de bir yere kadar olduğunu, taşıma suyla değirmenin dönmeyeceğini filan bunların hepsini biliyorlar, farkındalar. Yani e, bir sene sonra da, iki sene sonra da, üç buçuk sene sonra da seçime gidirse daha iyi bir tablo olmayacak. Ve normal koşullarda 40 kere seçim yapılsa 40'ında da Erdoğan ve mevcut yönetim kaybeder. Çünkü araştırmayla da sabit Artık vatandaş AKP seçmeni de düş babam artık düş yakamızdan diyor. Yani bu işin Erdoğan'la düzelmeyeceğini ve artık Erdoğan'ın gitmesi gerektiğini. Her şeyin sebebinin Erdoğan olması gerektiğini düşünüyor. Erdoğan'ın çevresindeki domino taşları birer birer yıkıldı. Bir yönüyle böyle. Diğer yönüyle e, beydisi anayasa vesaire gibi anayasa değişikliği vesaire gibi konularla oyalamayı düşündüler. Bu konuda misyon Numan Kurtulmuş'a yüklendi. Fakat o da artık bu konuyu götüremeyeceğinin farkında. Çünkü vatandaşın gündeminde bu da yok. Siyasi partiler oturur. İlk dört madde müstesna, biz her maddeyi tartışırız derler. CHP zaten buna teşne. Fakat e, muhalefet partileri de biliyor ve bilmeli ki e, bu anayasa tartışmaları kof e, artık gündemden çıkmış. Mevcut anayasanın uygulamadığı bir ülkede darbe anayasası deyip de yeni anayasa yazmaya kalkmak e, mevcut sorunları görmezden gelmekle eşdeğer. Bir de işin böyle bir tarafı var. Ee, Özgür Özel grup başkan vekilliğini aşamadı. Yarın diyecek ki keşke grup başkan vekili olarak kalsaydım. Hani sahipsiz bir mezar olsaydım diye bir türkü var ya. Oradan hareketle keşke grup başkan vekili olarak kalsaydım. O yani en azından bir namımız vardı yürürdü. Şimdi elde o da kalmadı diyecek. Çünkü her şey öyle bakıyor. Grup başkan vekili olan kişi parti liderlerinin karşısında nasıl yumuşar, nasıl gevşer öyle yumuşuyor, öyle gevşiyor. Ee, hitabeti öyle, davranışı öyle, tutumu öyle, beden dili öyle. Yani bir müsamere çocuğu havasında lider olamadı yani. Ondan dolayı ileride diyecek ki keşke grup. Şimdi anlık şimdi grup başkan vekili şudur. Meclis matematiğini bilenler için grup başkan vekili sınıf başkanı gibidir. Partinin, parti grubunun genel başkanın meclisteki grup amiridir. Sınıf başkanı gibidir. Sıraların en önünde oturur, ve o el kaldırdığı zaman grup el kaldırır, indirdiği zaman indirir, çıktığı zaman da grup onunla beraber dışarı çıkar. Şimdi hala genel başkan gibi değil, grup başkan vekili gibi hareket ediyor. İşte diyor orada kalktık, burada kalkmadık. İşte ben kalkmadım, grup da kalkmadı. Ben kalktım, grup da kalktı. İlk kalkan kendisi zaten. Ay yorulduk. Yani e, bu işin bir yere gideceği yok, e, bu işten çıkılacağı da yok. Bilmiyorum sonra cevap oldu mu, biraz kenarında dolanmış olabilirim. Fakat Bugün bu noktada mevcut siyasi aktörler ve mevcut siyasi tablo içerisinde bu biçimde bir gündemle bir kısır döngü içinde gideceğiz gibi görünüyor. Öyle. Bu küçük partilerin hangi pazarlıklarda nasıl rol alacağı, Dem Parti Bahçeli ile tokalaştılar. Sıcak mesaj verdiler, yani sıcak mesaj, sıcak mesajla karşılık verdiler. Bunlar hep sürpriz gelişmeleri gebe gibi Ankara. Adem'e uzarsam bu İsrail meselesini yine size de sorayım. Şimdi Erdoğan'a diyorlar ki eleştiriler. Madem bu kadar büyük bir tehdit İsrail, o zaman niye petrolü biz taşıyoruz? Madem İsrail bu kadar büyük tehdit niye damadın? Onlarla beraber fuarlarda altın sponsor. Yani bu İsrail tehdidi Erdoğan için güzel kullanışlı bir yere doğru gidiyor ama elinde de patlayabilir. Sen ne diyorsun? Ya ben bir şeyi merak ediyordum. Şöyle ki Yiğit Bulut Erdoğan'ın tartışmalı bir danışmanı var biliyorsunuz. AKP içinde de pek sevilmez sürekli de kavga ederler. Yani benim Ankara yıllarımda da öyleydi. Hala öyle geçen haftalarda Metin Erler, Mücahit Biliciler falan Yiğit Bulut'la kavga ediyordu. İsrail Türkiye'yi işgal edecek söyleminin sahibi Yiğit Bulut. İlk duyduğumuzda klasik Yiğit Bulut dedik güldük geçtik. Sonra baktık ya olayı Numan Kurtulmuş dün mecliste basın toplantısı yapar, şey önceki gün pardon meclis açılışıyla ilgili basın toplantısı da söyledi. Aynı şeyi dün de Erdoğan söyledi. Yani böyle bir projenin sahibi Yiğit Bulut. Ne kadar ciddi alırsınız o kadar ciddi almak lazım işte. Ama asıl mesele şu. Şimdi Erdoğan İsrail Türkiye'ye saldıracak meselesindeki söylemindeki amacı ne? Az önce sen söyledin. Bırakın domatesi, patatesi yemeyi, güvenliği, sokaklarda insanların can güvenliğinin kalmamasını. Biz işgal tehdidi altındayız. Arkamda toplanın, her şeyi unutun. Ben bu ara cebimi doldurmaya devam edeyim. Çünkü Erdoğan için artık yol bitti. Yani siyaseten toparlayamıyor. Ekonomi toparlanamıyor. AKP'deki erime, anketler gösteriyor. Bir de böyle söylemlerle dış politikadaki başarısızlığı örtüyor. Bakın Gazze meselesinde Erdoğan ne dedi? Her masada varız dedi. Ya olduğunuz tek masa uyuşturucu ve kumar masaları. Her yerden patlıyor. Maalesef yani realite bu işte. Herkes haşhaşı diyorlardı. Her yerlerinden uyuşturucu patladı. Ya onun dışında şimdi Erdoğan Gazze konusunda yok. Avrupa ile ilgili konularda skandal. Vatandaşlarınızı uçaklara bindirip geri gönderiyorlar. Birçok noktada yani dış, dış politika ile ilgili yerde Amerika'da aynı şekilde skandal bir seyahat yapıp dönmüşsünüz ve dış politikada da ciddi bir zaaf içerisindesiniz. Erdoğan'ın çıkış için ne yapması lazım? Böyle bir söyleme ihtiyacı var. Söylem ne? Ya Türkiye'de zaten siyasal İslamcıların uzun yıllardır dillerinde böyle şarkı gibi söyledikleri bir arz, arzı mevcut meselesi var. Onlar yani daha İmam Hatip liselerinden, Kur'an kurslarından başlayan işte İsrail o bir harita vardır ya böyle hep Türkiye'nin yarısını alan bir Yahudi haritası işte Arzı arz mevcut var işte Fırat'a kadar gelecekler alacaklar. Ya bunun bir tabanı var. Bir alıcısı var. Erdoğan oraya oynuyor. Oynuyor. Kakara kekiri yaptığı bir söylem politikaya döndü. İşte ne kadar ciddiyetsiz bir saray rejimi olduğunu da gösteriyor. Şimdi tabii insan ister istemez şunu sormak zorunda. Ya Sayın Erdoğan baktım döndüm tarihe geçtim baktım 28 Temmuz'da yapmış. Hatırlarsınız 28 Temmuz'da Erdoğan partisinin Rize il başkanlığındaydı. Dedi ki ansızın İsrail'e girebiliriz. Yani ansızın Yunanistan'a gidiyoruz diyorlardı. Yunan gemileri Türk sularında cirit atıyor. Kahve içiyorlar Türk sahalarında. ansızın İsrail'e gideriz diyordun da İsrail bize girebilir. Abi nasıl bir savrulma bu? Yani iki ay içerisinde dengeler nasıl bu şekilde değişti diye kimse sormuyor. Özgür Özel'in sorması gerekenler bunlardı yapmıyor. Ya bir de diğer taraftan şunu düşün. Ya İsrail Türkiye'ye niye saldırsın? Senin güvenliğini kürecik sağlıyor zaten hani çok İsrail'le ilgili bir şeyin varsa, hassasiyetin varsa hani ticareti falan kesemiyorsun. Paran tatlı yani Erdoğan için para önemli. Ya küreciyi kapatsan İsrail'in zaten istihbarat takışı duracak. Ya bu tamamen bir klasik Bülent için bir tabiri vardı ya siyaset vatandaşı ütme sanatıdır diye seçmeni ütme sanatıdır diye tam olarak klasik bir Erdoğan hareketi bu söylemlerle diğer esas gündemleri gündemden kaçırma ortadan düşürme amaçlı bir söylem, bir amaç. Gideceği bir yerde yok ama kendi siyasal İslamcı kitlesini büyütmeye yeter. Buradan şunu da söyleyeyim. Mesela bunun hani ilk başta ya Yiğit Bulut'tan çıkınca dediğim gibi ben biraz böyle bıyık altı güldüm yani. Lan, Yiğit Bulut yine bildiğimiz gibi. Çünkü hep öyle yapıyordu. Yani Hı -hı. maytap geliyor. Ya yani şöyle diye, özür dilerim demez, Kestim ama ya ben buna şahitim ya. Ya bunlar Ankara'da hep böyleydi. Seyahatlerde orada burada. Ee, kendi aralarında Kakara Kekir'i ya atarız hani Egemen Bağış'ın iki makara yaparım dediği laflar vardı ya. Onu kendi alan çok yapıyordu. Yiğit Bulut milletle ne maytaplar geçiyordu. Ya ben iki laf atarım hepiniz ayrı ayrıca konuşursunuz diyordu. İşte bunlar yani böyle bir ciddiyetsizlik. Ve böyle bir söylemle şimdi bakıyorsun dün troller kampanya yapıyordu. Ak troller. İngilizce bile oda açmışlar şey başlık açmışlar falan. Ya ciddi ciddi buraya çalışmışlar. Niye? Ütecekleri bir seçmen kitleleri var. İşte İsrail Türkiye'ye saldıracak falan filan deyip o esas rezaletleri gözden kaçırıyorlar abi az önce söyledim uzattım ama abi gerçekten akla ziyan bir durumla karşı karşıyayız ya ya AKP'lilerin içerisinde hırsızlığa ve uyuşturucuya bulaşmayan kalmış mı? Yani Ensarioğlu'nun oğlu başka bir dertten çıkıyor öbür taraftan Adana milletvekili ismini unuttum e, neydi? Enbilci en oğlunun adı Tayyip Tayyip Zembilci. Yani düşün uyuşturucuyla yakalanıyor. Böyle bir garip bir aile. Adam imanmış eskiden. Şimdi bakıyorsun uyuşturucu çıkıyor her yerden. Aslında hani bu, bu, bu sayımsa hale geldik. Çok acı. İmam Hatipli bir çocuk. Uyuşturucu kuriyesi. Şimdi Havuz Medyası'nın haberlerine bakınca bu Siyanüs İsrail, Katil İsrail, Netanyahu falan bu haberlerin kendilerine bir şey kazandırdığı anlaşılıyor ki bu acayip bir dozda devam ettiriyorlar. Ama bu konuları daha çok konuşuruz. Bu İran, İsrail, Orta Doğu biraz bir da rümzik e, programlara kalsın, uzmanlarına havale edelim ama bitirirken e, ilave eklemek isteyemedikleriniz. E, böyle e, Tarık öğrendim ben. Tarık'ı e, sizin ilavelerle alalım, başlayalım. Hemen bir iki dakika ilave yapacağım. E, o, o da şu ki, yani İsrail olsun, dış tehdit olsun, Suriye'nin kuzeyi olsun, Irak'ın kuzeyi olsun, öbürü bir dış güçte, Yunanistan, kardak Mavi Vatan... Ne olursa olsun bir bu milletin buna karnı çok. İki bugünkü sosyal ağ çağında herkes her şeyin farkında öğreniyor doğrusundan kaynağından. Üç İsrail'in Türkiye bir meselesi yok. Türkiye'nin de İsrail bir meselesi yok. Yakın vadede de olacak gibi görünmüyor. Ayrıca İsrail'in hedefleri arasında Türkiye hiç yok. Ne ilk 10 maddede var, ne ilk 20 maddede var, ne ilk 30 maddede var. İsrail'in hedefleri meselesi belli. Yani kuzeyinde Lübnan, güneyinde Gazze, bir de İran'la meselesi var. Suriye'de Golan Tepeleri meselesi var. Eğer biraz daha bırakırsan Ürdün'den Mısır'dan falan da pay talep edecek. Türkiye'yle bir meselesi yok yani. Kadim meselesi bu. Dolayısıyla bunun da bir karşılığı yok. Bu da bir yere gitmeyecek ama bu çabalamalar devam edecek. Dikkat çekici olarak bulduğum şey şu. Muhalefet nasıl Erdoğan her sarsıldığında payanda olurken, desteğe koşarken, nasıl her yıkılmaya rüyüs tuttuğunda veya işte birkaç kiriş kolon gittiğinde iskeleler kurarken adeta bir müteahhit havasıyla, bir müteahhit gibi bir başka tarafta da enteresan bir şekilde korular patlıyor. Biraz evvel Adem Yavuz anlattı. Bir milletvekilinin oğlu babasının makam aracıyla uyuşturucu taşırken, bir milletvekilinin damadı tam yargıda kapatacaklarken sızıyor. Bir yerlerden bir şeyler sızıyor. Öbür tarafta yani şunu da söylemeden geçmeyeceğim. Mansur Yavaş kafayı kaldırdı yürüyor. Önce e, kurultayda çıktı konuştu. Ardından Aytunç er, Erkin'e söyledi. Partim isterse adayım dedi. Sonra çıktı kendisi bunu da söyledi. Bir aktör olarak ortaya çıktı. E, belli ki 5 yıl sessizdi. İlk 5 yıl sessizdi. E, i̇kinci 5 yıl e, suskun kalmayacak. Ekrem İmamoğlu'nun yalnızlığı devam ediyor. Ama bu zannediyorum kendisine oy erozyonu olarak da ee, dönüyor. Ee, CHP'deki iş tartışmaları ve Mansur Yavaş faktörünü bundan sonraki süreçte daha çok konuşacağız gibi ancak muhalefet ne kadar Erdoğan'a payandalar koyarsa koysun bir yerlerden bir odakta e, içeride kapatılmaya çalışılan bir takım dosyaları dışarıda onların rahmına patlatıyor. Bu iyi bir şey mi? İyi bir şey gazetecilik açısından ama dış politika yönüyle ben tabanın artık dış politikada tehdit unsurlarıyla yapılan veya e, sıralamalarıyla yapılan korkutmalarıyla yapılan siyasetin bittiğini düşünüyorum. Siz ben ciddiye almadık ama Özgür Özel biraz ironik olarak madem böyle bir tehdit var, mecliste kapalı oturumda gel anlat çağrısında bulundu. Bir de şöyle bir şey var. Yani bize saldıracaklar biraz güçsüzlük emaneti de gösteriyor. Çünkü mesela Türkiye'de Yunanistan bize saldıracak diye muhabbet olmaz. Ama Yunanistan hep Türkiye bize saldıracak diye bir şey olur. Çünkü güç dengesinden dolayı böyle. Evet Adem Edoğaz son ilavelerle bitiriyoruz şey söyleyeyim hani e, ya doğal olarak Amerika'da olduğum için Amerikan gündemini de takip ediyorum. Şu anda bütün Amerikan televizyonları Eric Adams e, New York Belediye Başkanının mahkemesi Onu var. O Joe'ye havale ettik. Şey ama ben şuna dikkat çekeceğim. Ya adamlar upgrade biletten, birkaç pahalı hediyeden bile Tabii. neler yapıyorlar. Çok güzel. Ya acayip. Türkiye'de milyonlarca dolar rüşveti yediler, hala yemeye devam ediyorlar. Hani yediler yediler doyumadılar ama kimsenin umurunda değil. Ne muhalefetin umurunda ne toplumun umurunda. Hani şuradan alınacak o kadar çok ders var ki. İşte bu Eric Adams dün bir basın toplantısı yapıyordu. Ya çok ibret alem bir görüntü. Bu adamın bir klasik bir numarası var. Çok yani fazla yerel gelebilir de. Bunun özel bir sesi, şarkısı var. Onunla kürsüye çıkar. Etrafında çok popüler danışmanları olur. Dün ne şarkısı vardı ne danışmanları vardı. Kendi partisi bile dedi ki istifa et git kendi partisi bile dedi ki olmaz böyle bir şey. Yani sen Şimdilik. o konumda yapamazsın. Şimdi Türkiye'ye bakıyorum. Ya dün işte bir dosya yayınladım. Bu 17 Aralık dosyasına bir daha baktım. Ya Egemen Bağış'ın Zafer Çağlayan'ın, onun bunun Erdoğan'ın bu iş adamlarının uçaklarını nasıl e, şeye çevirdikleri. Ya sadece şeyin e, Zafer Çağlayan'ın Zarrab uçağıyla şey seyahati 460 bin dolar. Ya onu da vatandaş ödedi. Aramızda evet. böyle devasa bir fark var. Gerçekten insanı rahatsız eden bir şey bu. Tayyip Erdoğan ve ekibinin ileride Amerikan başkanı olacak diye yatırım yaptığı Eric Adams'ın durumunu dinledik. Evet değerli izleyicilerimiz bu haftalık da bu kadar. Tarık Toros Strasbourg'daydı. Eylemden katıldı haftaya Londra'da. ikimizin ortasında olacağı bu acemi moderatörlük içinde Sürç Lisanet istek Afola. Haftaya tekrar editör masasında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.